Arkadaşlar, avcı çalışmamıza devam ediyoruz. Yeni bir şeyler biliyorsunuz, avcı çalışmam daha önce hiç yoktu. Yeni bir şeyler öğrendikçe onu sizlere de öğretiyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Birincisi şu, ağaç çok pahalı ve bulmak çok zor. Bulduğumuz ağaçlar da kaliteli değil. Onun için alçı çalışmak istedim. Şöyle bir ağaç bulma şansımız çok zor olduğu gibi çok da pahalı. Fakat bu kadar bir alçıyı şu şekilde, daha da genişti biliyorsunuz ilk günlerde, 10 liralık bir alçıyla yaptık. Onun için nedir? Fiyat yönünden çok uygun. Ama pislik yönünden çok kötü. Yani her tarafınız pis oluyor. Onun için en kötü şeylerinizi, atılacak şeylerinizi giyiniyorsunuz. Onunla çalışmaya başlıyorsunuz. Şimdi alçının birkaç tane güzel tarafı var, kötü tarafı var. Hem güzel taraflarından hem kötü taraflarından bahsetmeye çalışacağım. Bir kere şu kafa, biliyorsunuz bundan önceki videomuzda duruş açısı daha farklıydı. Ve şu arkasındaki de topuz daha bir böyle şeye yapışmıştı, kafaya yapışmıştı. Hoşuma gitmedi. Onun için ne yaptım? Bildiğimiz düz testere ile şeyler dolu, siz onlara bakmayın. Dişlerin arası dolu. Bir güzel kestim. Yani bu kesişte yaklaşık yarım dakikamı falan aldı. Yani çok aşırı bir baskıyla değil, hafif hafif ve bu boynu kopardım. Bu boynu, kafayı böyle çıkarttım. Kafayı çıkarttıktan sonra tekrar yapıştırmak istediğimde şu şekilde, gelecek şekilde iki tane vida şey yaptım, taktım. İki vida şey yaptım. O iki vidayı yarım santim, bir santim yukarıda bıraktım. Vida başlarını. Boynun iç tarafını da hafifçe oydum. O vida yerlerini gelecek şekilde ayarladım. Daha sonra da hem boynun iç tarafını hem şu gövde kısmını bolca alçıyı sürdüm. Üzerine oturtturdum. Kafayı biraz daha hafifçe kaldırdım. Olay bitti. Şimdi kafadaki çalışma daha hızlı gidiyor. Vücuttaki çalışma daha az, yavaş gidiyor. Nedenine gelince kafa kısmı neredeyse vücudun 1/5 oranında. 1/5 oranında olduğu için de ne yapıyor? Pardon arkadaşlar. Beşte bir oranında olduğu için hızlı bir kuruma yapıyor. Buradaki çalışma daha hızlı gidebiliyor. Gövdedeki çalışma daha çok yumuşak, daha tam nemine atamıyor. Nedense bilemiyorum. Bakın gördüğünüz gibi büyük oranda şeyler götürüyor. Ha, bu bizim için bir avantaj, bir dezavantaj. Bunları çalıştıkça göreceksiniz. Bir de ne? Arkadaşlar acele etmeyin. Ben bunun ölçülerini, şu omuz genişliğini, gövde genişliğini ve yüksekliğini sizlere göstereceğim, anlatacağım. Siz ona göre bir yuva yaparsınız. Alçı döktüğünüzde hemen kısa sürede çalışmaya başlarsınız. Şimdi birincisi bu. Kafayı biraz çalışın. Fakat kafayı çalışırken ister istemez bazı şeyler, hatalar, kopmalar olabiliyor. Bakın mesela şöyle hafifçe yan çevireyim.
Şimdi U iskarpilamız vardı. U şeklinde. Bununla saçlara şey verebiliyoruz. Dikkatli olun, çok fazla bastırmadan, gerekirse bir iki defa geçerek. Bakın, saça istediğimiz şekli verebiliyoruz. Görüyor musunuz? Fakat bunu alırken bazı yerlerde şu şekilde bir parça atıveriyor. Yüzde de bu çalışmamda çok fazla sayıda bu şekilde attı. Ne yaptım? Yine bir üzerine şey attım, alça attım. Bundan sonrasını nasıl çalışacağım? Kalın zımparayla, ince zımparayla çalışacağım. Onun için burada çalışırken, diyelim ki saçın şeklini verirken mümkün olduğunca yavaş, az derinlik girin.